Telefonda diyorum, kiminle konuşuyordun? Ha, kimse. Yanlış numaraymış. Annem kaç saat oldu, ses seda yok. İnsan bir arar sorar, bir şey söyler ya. Neyse, ben bir evine gidip bakayım. Hiç boşuna yorulma bence. Şimdi o cadavuz anası yine bir şeyler söyler, canını sıkar. Gittiğinle kalırsın. Haklısın, o da doğru. Son gittiğimizde olanları biliyorsun değil mi? Hiç Ayşe teyzeyle konuşacak halim yok. Oğlum vallahi demeyeyim diyorum da... bunlar vazgeçmiş olmasın. Ne vazgeçmesi anne, ne saçmalıyorsun ya? Ne bileyim oğlum. Yani biz açıklaması vardır diyorum ama... baksana kaç saat oldu, ne arayan var ne soran var. Yüzük almaya gelmemiş, alışverişe gelmemiş. İstenecek kız böyle mi yapar? Ama ben size diyorum ya, bu kızın aklı bir karış havada vallahi. Daha dün beri bugün iki işe girmiş, bir havalar, bir etmemeler, bir yapmamalar, telefona cevap vermemeler. Ne havası anne ya? Elbet vardır değil mi bir açıklaması? Uyuyakalmış. Adnan Bey, hareket etmeyin lütfen. Benim yüzümden yoruldunuz. Burada başımda beklediniz. Ben de ilaçlardan olacak galiba. Karşınızda böyle mışıl mışıl uyuyakalmış. İyi oldu aslında. Dinlenmeniz gerekiyormuş demek ki. Baksanıza vücudunuz alarm verdi. Başınıza iş açtım. Ailenize ulaşabildiniz mi? Siz bunları düşünmeyin. Ailem de anlayışla karşıladı. Sağlıklı sonuçta. Neden endişeli görünüyorsunuz? Telefonu kaybettim ya. Huzursuz oluyor insan. Endişelenmeyin. Şirkette her yerde kamera var. Çıktığımızda mutlaka buluruz. İnşallah Zerrin teyze aradığımı söylemiştir. Efendim? Telefonum diyorum. Umarım bulabiliriz. Mert! Geldim. Çayın soğudu oğlum. Cevap yok mu hala? Yok anne, açmıyor telefonunu. Mesajlara da cevap vermiyor. Dedim ben. Vazgeçti bunlar. Saat kaç olmuş? Hala ses seda yok. İsteme günü olacak. Ya anne zaten canım sıkın. Sen de böyle iyice ileri geri konuşup delirtme beni ya. Sen hep kızıyorsun da işte sen de görüyorsun artık. Ben sen sıkıl diye demiyorum. Sonradan sıkılma diye diyorum. Ama yine ben kötü oluyorum. Zerrin, bir sus Allah aşkına. Bilip bilmeden konuşuyorsun. Niye vazgeçsinler? Çocuklar seviyorlar birbirlerini. Bir rahat bırakın. Bir yandan Ayşe, bir yandan sen. Sen beni öp de başına koy. Almışız çiçeklerimizi, çikolatamızı, istemeye gidiyoruz işte. Ama o Ayşe ile kızının ne yaptığı belli mi? Değil. Kaç saat olmuş, ses seda yok ya. Ayıp, insan bir arar sorar. Yaşar ustanın korkusuna he dedi de, iş ciddiye binince belli ki yan çizdi. Böyle bunlar işte. Oralara gidip rezil olmasak bari. Sen gönlünü ferah tut oğlum. Bir sebebi vardır. Arar Asya kızım. O gelmeyin demediği müddetçe gider isteriz biz. Kim ne derse desin.